Efektör ekranların herkese selamlar. Bugün yanımda Berk ve Cem ile beraber Marvel Spider-Man 2'yi inceliyoruz. Bugün 20 Ekim'de çıkışını gerçekleştiren efsanevi Spider-Man'in ikinci oyunu Marvel Spider-Man 2'yi ben bitirdim. Cem bitirdi. Berk de oyunun her şeyine hakim abi. Evet, adamın kırmızı PlayStation'ıymış. Lan tam uyumlu Spider-Man'le. Adam hava atıyor adam. Lan o ne lan öyle? Beyler direkt size şu soruya gelmek istiyorum. Oyunda en beğendiğiniz oynanış böyle aleti neydi? Yeteneği neydi? Her şey. Dövüş olarak demiyorum bu arada her şey. Having Suit güzeldi. Mildred'e güzeldi. Adı ne böyle yukarı çıkıp L3'e basınca bir tur dönüyoruz ya çok hızlandırıyor mesela ben. Hep öyle yapıyorum. Ha evet dönüyoruz böyle. Şimdi abi şu kanatlar hakkında bir konuşalım. Beyler kanatlar sizce Spider-Man'i Spider-Man oyunundan olmaktan çıkartıyor mu? Çıkartıyor. Çıkarmıyor. Beni çıkartıyor. Abi yani Spider-Man oyunu yani ağ atarak kesmen gerekiyor fakat kanatlarla şey yapıyorsun. Yani sizce mantıklı çizgi mı? Çizgi romanlarda da saçma. Çizgi romanlarda var. Bence saçma değil bu arada. Çizgi romanlarda var. Güzel bir şey. Fakat oynarken oynanış hissiyat olarak diyorum. Ya yeni güzel de yani oyun için saçma. Güzel yani. Harika. Bu arada o özellik cidden harika. Bu arada ben yani bu fast travel olayı geldi ya. Direkt böyle yükleme ekransız fast travel olayı. Ben onu. Bir saniye. Evet hiç kullanmadım. Zaten hiç açmaya da çabalamadım onu. Bu Wingsuit ile gezmek çok zevkli. Ve ağ atarak gezmek zaten çok da DualSense ile beraber çok da zevkli hale gelmiş. Bu kanatları bir de ben niye beğendim? Oynanışta, ulaşımda sadece ağ kullanmıyoruz. Bize kanatlar çeşitlilik sunmuş. Ya sadece ağdan ziyade kanatla gezmek çok daha zevkli. Yani ağdan çok daha zevkli demiyorum. Fakat çeşitlilik manasında tabii ki zevkli. Özellikle açık dünyada gördüğümüz portallar. Onların içerisinden geçince acayip hızlanıyorsun. Cem hiç geçtin mi? Geçmişsindir illa. Zaten yani onu geçmeyeyim. Ama onun şimdi onun bitişinde uçuyorum böyle hayvan gibi uçuyorum mesela. Biliyorsun değil mi? Evet. Abi o çok efsane ya. O portal, o kanat olayı çok efsane. Fast travel kullanmadım. Kullanmam abi. Sen Cem oyundaki %100 bitirdin ya. Şimdi sen arada açıp oyunu geziyorsun değil mi? Evet arada açıp geziyorum. Abi işte. Ben oyunu fulledim. Abi adam oyunu fulledim ama yine açıp geziyor yani. O yüzden bu ulaşım şeyi çok zevkli. İkinci günde fulledim. Abi oyun. O kadar kısa ki. Oyundaki açık dünyada gezme olayı gerçekten çok zevkli. Bu yetenek olayı var bir de dövüş esnasında. Böyle oyunlar size iyi mi olmuş kötü mü olmuş? Ya kare atıyorduk önceki oyunda sadece valla. Kare üçgen yani yeter bence. Bence güzel olmuş. Bence güzel olmuş. Daha iyi de. Yani daha iyi olmuş. Ya önceki oyunda yetenek yoktu değil mi? Vardı. Ya skill vardı da sanki kullanmıyorum gibi bir şey de ben hiç kullanmadım lan skill. Ben fazla kullanmadım ya. Ben nadir kullandım. Ben nadir yerlerde kare üçgen, kare üçgen abi önceki oyun. Bu oyunda bu ama bu tabii değiştirmişler ama. Büyük değişmiş. Çok şey var. Aynen. Bir de o yetenekten ziyade bir de aletler vardı ya. Böyle GTA'daki o silah seçme ekranı gibi bir şey çıkıyordu. Evet. Hatırlıyor musun? Hatta oradan seçiyorduk. Onları gadget bu oyunda ne yapmışlar? Kısa yolu atamışlar bu oyunda. Ama gadgetler azalmış oyunda. Gadgetler nasıl azalmış ya? 4 tane var. Önceki oyunda 8 tane vardı. Yani. Evet dövüşteki kısa yollar diyorduk. Beyler dövüşteki kısa yolları kullanacağım. Cem sen kullandın mı dövüşteki kısa yolları? Ben yani şeyde eski oyunda hiç kullanmadım ben. Ben ilk oyunda da gizlilik yaptığım için hepsini kullandım gadgetleri. Bu oyunda zaten kullanman gerekiyor yani. Bu oyunda evet önceki oyunda kullanman fazla gerekmiyordu. Ya ben öyle hissediyordum. Kullanmamın fazla gerekmediğini hissediyordum. Efe senin var ya oyunun hiçbirini kullanıyordu da Efe arada bir kullanıyordu. Ha böyle zaten o R1 ile üçgen falan. R1 tarafı işte o taraf. L1 tarafı da yetenek tarafı. Hı, yani sen hiç onu kullanmadın ya fazla. İkine basıyordum ama bu oyunda basmam gerekti. Önceki oyunda yok. Önceki oyunda tam kullanmıyordum. Onu ben de biliyorum. Abi dövüşleri bu ara gerçekten yenilik olarak inanılmaz zenginleştirilmiş. Ve en çok değişen yeni mekaniğe sahip şey abi. PlayStation 5'te bir Spider-Man olma hissiyatını kesinlikle arttırmış. Yani evet. O zaten DualSense'de bitiyor iş. Kesinlikle arttırmış. 60 FPS olması yeniliği de buna olanak sağlıyor. Ve kesinlikle DualSense teknolojisi. Bu FPS sonra televizyon yani nasıl diyeyim 4K. 120 Hz herhalde. 120 Hz değil mi? Evet. 120 Hz. Ama grafikleri zaten çok değilir bence oyunun 60. Şey, abi grafik normal. Olarak bence çok da güzel önceki değil. Oyundan doku olarak bence pek farkı yok şahsen. Doku olarak yok. Hatta evet herkes şey dedi. Bu repler böyleyse neden PlayStation 4'e çıkmadı diye oyun. Yo aa o bir de PlayStation 4'e hayatta çıkamazdı bu arada. Çünkü adamlar New York'u böyle ikiye katlamışlar. Ve birçok daha detay eklemişler. Yenilik eklemişler. Bu oyun DualSense oyunu. Ve DualSense'i iliklerine kadar kullanmış. DualSense'i evet. iliklerine kadar kullanmış olan PlayStation 5 özel çıkıp bu kadar özelliğini kullanan ilk ve tek oyun bence. Daha var mı? Biliyorsanız söyleyin. Daha çıkmadı ki şu an. Bu zaten ilk çıkan PlayStation 5 oyunu. Yani bir ağ atıyorsun.
sadece. O tetiksel tetikleri bayağı iyi kullanmışlar bu arada. Tetikler. Şey oluyor mu mesela? A'ya böyle mesela duvara böyle ya bir şey yaptığında, attığında böyle tık diye ses geliyor mu koldan? Aa, koldan geliyor. Evet, evet, koldan ses geliyor. Ben duymadım. Çok da yani hissediyordum ben. Ben bayağı duydum lan. Bak, doku olarak pek bir fark yok dedim ya. Simbiyotun dokusunu ben beğenmedim. Ben burada söyleyeyim. O simbiyotun dokusunu ben beğenmedim. Ben poşet gibi. Çok güzel. Poşet gibi o, nasıl beğendin? Çok güzel. Ben de beğendim. Beğendin mi? Ama poşet gibi Venom'dan şey. Ben beğendim. Çöp poşeti gibi Venom lan. Abi ne bekledin ya? Venom değil, bak, simbiyot. Bas, Peter simbiyotu. Ya Peter mi? Ne? Peter mi seni böyle kapatıyor? Bana göre kötü değil. Ben yüzden, ya doku olarak kötü ama bak doku bence olarak güzel. Doku olarak önceki oyundan farkı yok zaten. Az sıkıntı yok yine. Venom'un simbiyot suit keşke şey gibi Sam Raimi. Ama bildiğimiz Venom yani. Venom şimdi yani o baya şimdi onu konuşalım. O zaten bu çok güzel. Ben Venom karakteri hakkında yorumlar yapacağım şimdi birazdan. Çok güzel. Ama ışık, yansıma ve gölgelendirmedeki farklar kendini belli ediyor. Gerçekten yeni nesil bir oyun. Doku tamam okey. Ama iş abi ışık ve gölgelendirmede bitiyor. Işık, gölgelendirme, yansıma. Grafik olarak siz grafikten ne bekliyorsunuz? Ne kadar fikrini attın. Ne kadar çıkacağını hiç tahmin edemiyorum. Abi grafiği işte dediğim gibi doku ama abi iş senin şu an gördüğümüz büyük grafikli güzel oyunlarda Last of Us, God of War, Red Dead Redemption. Bak şimdi Red Dead Redemption hakkında bir şey söyleyeceğim. Red Dead Redemption 2'nin mesela grafikleri neden efsane, niye biliyor musunuz? Yani çok böyle ya efsane gözüküyor. İnsanın gözüne görsel şölen gibi, böyle gerçek gibi. Neden abi? Çünkü adamlar ışık ve gölgeleri mükemmel kullanıyor. Şimdi 2018'deki o dokular şu an baktığımda, 2023 yılında baktığımda kötü. Çünkü 2018'de böyle God of War çıktı. God of War'un 2018'in dokuları şu an baktığımda kötü geliyor bana. Dokuları. 2018'de çıkan hiçbir oyun doku kalitesi bana göre güzel değildi. God of War'un da işte dediğim gibi. Fakat God of War dokuyu ön planda tutarken, God of War 2018'den bahsediyorum. Ragnarok ışık ve gölgelendirmeyi ön planda tutuyor. Ben Ragnarok my... Red Dead Redemption ışık ve gölgelendirmeyi öyle ön planda tutuyor ki bakın yazın abi YouTube'a Red Dead Redemption 2 4K görseller falan filan diye orada bir ışık... şey oyun 4090 oynayanlar var ya çok fena evet, evet. Gözüküyor oyun. Orada bak ışık, gölgelendirme, yansımayı direkt anlayacağınız orada doku belli bile olmuyor yani. Ben 4090'da oynadım oyunu zaten. Nerede oynadın? Ha arkadaşının bilgisayarı. Üstüne Venom çıkmış haberin olsun canım. Neyse 2023'e göre bile yani şu an Spider-Man 2 için özellikle 120 Hz 60 FPS DualSense teknolojileri İşte bu oyunu yeni nesil bir oyun yapıyor abi. Yeni nesil hissettiriyor mu diye soruyorum size. Hissettirmiyor bence yani çok. Hissettir. Bundan ayrı nesil ne oyun oynayacak? Ragnarok dedi. Hadi Ragnarok tamam. En son Ragnarok çıktı değil mi? Ya daha bir de çıkacak bir sürü kesilmiş oyunu var ya beyler. Allah Allah. Yeni nesil Last of Us 2 yeni nesil hissettiriyor mu? Ona da hissettirmiyor demezsin artık. Çok güzel bu. Artık yeni. PlayStation 4'ün döneminde çıktı. Oyun ki yani 5'te çıkmadı. O döneme göre bakarsak tabii yeni de şu an bile bakarsak çok yeni nesil bu oyun. Spider-Man'den güzel gözüküyor yani Last of Us. Tabii ama Insomniac'la Naughty Dog aynı şey değil. Aynı şey de değil ama. Ama Spider-Man ya yeni nesil oynanış olarak yeni nesil hissettiriyor ama ya. O sallanma açık dünyada gezme zaten bitiyor iş. Spider-Man'in olayı atıyor fışık fışık abi. Mahallemizin dostlarını sevmeyecek adam. İşte bence yeni nesil hissettiriyor kesinlikle abi. Daha ben bir şey bekleyemem ya. Özellikle açık dünya zaten bu oyunu PC 4'ten ziyade PlayStation 5 oyunu yapıyor. Açık dünya hayvan gibi büyümüş ilk oyuna göre. PC 5 oyunu yapıyor işte bu. PlayStation 4'e gelmesinin sebebi bu. Çoğu kişi diyor PlayStation 4'e de gelebilir diye. PlayStation 4'de 30 FPS oldu bence. Yok gelemez abi. PlayStation 4 bu oyunu hayatta kalan açık dünya çok detaylı olmuş bu oyunu. Bayağı detaylandırmışlar ama. Çok gezdim açık dünya. Mesela evlerin içinden NPC'ler falan böyle gözüküyor. NPC'ler ne yaptı? Oynanış olarak şöyle bir şey diyeceğim. Beyler oyunu bomba yapan oynanış nedir? Hadi şimdi söyleyin. Bekliyorum. Simbiyot ve Venom oynanışı. Abi efsane. Bak o yüzden adamlar işte o kadar sevildi ve Venom'a özel oyun yapacak adamlar. Evet gelecek. Bu dış hissiyatı falan çok tatlı ya. Bir de L3 özelliği gayet güzel ya. Animasyonlar fena ya. Bitiriş animasyonları ben Venom'da bayıldım. Abi şu Peter'ın simbiyot hali Spider-Man 3'teki daha şeytan değil ya. Buradaki daha şeytan kesinlikle bence. Bence daha şeytan. Bir de hem çok psikolojisi hızlı. Bozuk bir Peter. Şeyden kaynaklı bu Harry olaylarından ne diyordu? Harry'in tabiplerinden korkuyor. Çok hızlı değişiyor ya. Bir de bu oyunda Venom'u bence çok şey ya. Çok kısa geldi Venom ya. Bana kısa kaldı Venom. Bence gerçekten bir yan oyun zaten gerek yok. Zaten oyunun aynen işte oyunun sonlarından falan çalıyor. Hem oynanış çok kısaydı Venom'un hem Venom'u gördüğümüz sahneler çok kısaydı. O yüzden yan oyun kesinlikle yapmakta haklı bence Insomniac. Haklı çok kısaydı. Venom yan oyun çıkacak da her yerde dolanıyor yani çıkacak. Çıkacak aynen çıkacak dedi. Ama Venom'u nerede ne yapacak nerede ya? Ayrı bir evrende geçer o zaman yani. Yoksa bu evrende geçse çok saçma oluyor. Çok kısa geldi. Ayrı evrende geçsen ne oynayacağız ki Venom? Abi Eddie Brock sen Venom filmini izlemedin mi? Bence Eddie Brock oluruz yani. Belki şey anlatabilir Venom oyunu. Çoklu evren şeyini. Koban bilgisi. Ya bu oyunda sen çoklu evren göndermeleri var da. İnşallah. Çünkü Venom'un koban bilgisi var. Diğer yani simbiyotlar şey buluyor yani.
ne yaptığını falan şey biliyor. Var mı öyle bir şey? Evet. Hakikaten mi lan, ben bilmiyordum vallahi. Evet. Ben onun kovan bilgisi var Efe. O kovan bilgisi beraber bütün simbiyot arkadaşlarının yani o evrenden ne yaptığını görebiliyor. Kendi kesin kendini mi görüyor? Hangi evrendeyse o simbiyotun şu an ne yaptığını görebiliyor. Ha tamam tamam. Ya bu oyunda bir de Venom'u şey yapmışlar, ateşe dirençli yapmışlar. Ha, hiçbir şey olmuyor. Ha hakikaten. Bir de var ya bu oyunda bak hani bu yetenek özelliği güzelleştirilmiş ya. Böyle L1 kare üçgen falan. Onu Venom ve simbiyotu uyarlayınca bomba bir şey oluyor ya. Vallahi bu. Uyarlamışlar, çok efsane animasyonlar falan. Evet. Bir de Peri gelmiş ama ben Peri'yi hiç kullanmadım bu arada. Ben Peri'yi hiç kullanmadım. Peri'yi kullanırım bu arada. Çok az kullandım. Ben çok az kullandım. Peri'yi kullanman gerekiyor yoksa boss fight. Çok az. Oğlum ben Lizard'ı şey yaptım. Dodge'ladım sürekli. Lizard. Bir de Lizard'dan nesne alıp çevreden hasar verebiliyorsun ya Lizard'a. O yüzden ben Peri'yi fazla kullanmadım. Kullandım. Kullandığım yerler oldu. Lizard tepeden atlıyor mesela. Orada bazen kullandım. Bazı YouTuber'lar var abi. Orada incelemeler falan izlemiştim. Hayvan adamlar full peri oynuyor. Adam diyor peri gelmiş, oyun çok çok kolay olmuş diyor. Peri kolaylaştırmış ama ya. Ben oynarken belki izliyordu. Ben de full peri kullanıyordum. Efe annen can çok kullanıyordu. Vallahi ben fazla kullanmadım. Çözünce çok güzel oluyor ya. En son olanınız boss değil. Craven ya. Craven zorladı beni. Abi Venom. Venom'da hiç ölmedim. Venom'a bak çok kişi izledim. Herkes Venom en zoru diyor. Bak çok kişi Venom en zor boss Efe diyor. Efe hiç ölmedi. Venom'a ben de ölmedim. Venom kolay da niye öyle şey yapmışlar? Ona bakarsak Craven çok zormuş. Cem falan da çok zorlamış. Cem var ya, hatta oyuna çıkacaktı sinirlenir. Abi Craven çan çalıyor, ağaca çıkıyor, boyun kilidini alıyor falan. Orada ben bayağı zorlandım. Boyun kilidini alıyor bak, çan zaten çalıyor. Zaten sana bir şey diyeyim, boyunun bence ana kötüsü Craven ama Venom falan değil bu ana kötü bence. Venom başta kötü olarak gelmedi zaten. Craven bir de ana şey böyle, ana boss sanki. Ben orta modda oynadım bu arada. Cem sen? Orta. Orta evet. MJ çok OP abi. MJ vallahi abi şu MJ çok sıkıcı. Ben silah sık hemen, sık hemen. Abi şimdi Miles'ın da elektrik yeteneği var değil mi? MJ'yi de tek atıyor. Tak tak tak. Miles'ın da elektrik yeteneği var. 50 saat vuruyoruz. Adamlar şey ölmüyor anasını diyeyim. MJ tek oluyor. MJ böyle tek oluyor. Aaa. MJ'nin elektro şoku. O zaman ben MJ'yi oynayayım. Oyun boyunca. Abi MJ DLC getirirlerse Miles Morales gibi hayatta oynamam ben bu arada. Ya ne yapayım MJ'yi? Elektro şokla anasını diyeyim. Gidiyor bütün Craven'ın şeyine. Efe kamera bak. Bak elektro şok silahıyla bir tane kadın eğitimli askerlerin arkasından gidiyor, tek atıyor eğitimli. Ama MJ de eğitim aldı arkadaşlar, onu unutma. Nerede eğitim aldı oğlum MJ? Silver Sable'da ne eğitim aldı da yani. Ya abi adamlar abi elektro şokla gidiyor, hiçbir şey yok abi, tek atıyor. Miles'ta da elektriğin alası var yani. Hikayeyi beğendiniz mi? Fan art şey, hikaye güzel yani. Fan art mı? Nerede fan art? Hikaye bence tam bir fan art olmuş ya. Ne tarafında? Berk ne yapayım ben? Berk Spiderman'i mi aldı? Berk örümcek ısıracaktı. Berk engelledi. Allah ben Peter Parker olmayayım. Şehir mahvolur falan. İstanbul mahvolur. İstanbul çöker, ben olmayayım. Sinek var ya. Sinek gibi. Ha sinek mi? Tamam. Ben de sanırım Peter Parker. Oğlum ya yani fanların istediği gibi olmuş oyunu. Craven var. Venom var. Venom yeterince şeytan. Ne oluyor lan Berk? Oha Berk Peter. Aman Allah'ım. Berk Peter Parker'ı ısıracaktı o örümcek. Şimdi sen Canon Event'i bozdun yani. Örümceği avladım. Ya Peter Parker ısıracak olan örümceği avladın şu an. Canon Event GG yani. Cem sen hiç çizgi roman okudun mu? Spider-Man? Berk sen okudun mu? Hayır. Ben bir tane okudum da bizim okula karşı vermişti. Sen çizgi roman. Adı şeydi ya. Bir tane böyle mor bir tane kötü vardı, onu anlatıyordu. Mor bir tane kötü. Morlun muydu ya adı? Bilmiyorum. Ama çizgi roman güzeldi ya. Evet, hatta okulda okumuştum. Bende de kaç tane Spider-Man çizgi romanı var? 4-5 tane var herhalde. Abi bir çizgi roman sever olarak, bir çizgi roman Spider-Man sever olarak Craven'ı aynı çizgi romanlar gibi karanlık, vahşi ve acımasız tasvir etmişler. Craven çok fena. Craven'ı yapan neydi? Çizgi roman okuyucuları çok iyi bilir. Zaten Craven'ın filmi de çıkıyor yakın zamanda. Craven'ı yapan ailesidir abi. Craven. Fakat bu karakteri daha derinleştirmenin bence bir yolu daha vardı. İşte dediğim gibi o da çizgi romanlardaki ailesini işlemekti. Hiç işlemediler. Bak fazla detaya girmeyeceğim burada. Zaten biliyorsunuz. Gerçekten öyle yapsalardı çok daha şeytani ve vahşi bir Craven görebilirdik. Bence Craven'ı çok güçlü yapmışlar. Craven ben var ya böyle ilk çizgi romanlarda falan okuduğumda böyle şey Elektro'nun yanında falan böyle çok böyle dandik bir karakteri bu arada çizgi romanlar, o kadar da şey değil. Fakat oyunda Craven her ekrana çıktığında ananı avradını alıyordum yani. Gerçekten burada bayağı şey tasvir etmişler çünkü önceki oyundaki kötülere göre
Bin basar yani. Bence bin basar. Ve derin işlenmiş Venom konusunda da bizim bildiğimiz koca Venom hikayenin sonlarına doğru dahil oluyor. Ben zaten bunu dedim. Ben kendisini fazla hissedemedim oyunda. Daha çok olabilirdi. Çizgi romanlardaki gibi şeytani miydi? Ya bence yeterince öyleydi yani. Tom Hardy'nin Venom filmindeki gibi espiritüel bir Venom olmaması bence çok daha iyi olmuş. Venom'un ciddiyetini bozmamış yani. Eddie Brock'tan kaynaklı da olabilir. Neyse Spider-Man 3'teki fazla şey değil herhalde. Venom ne bileyim ya. Gidiyor insanları simbiyota çeviriyor. Çok garip bir şey o dünyaya iyileşti. Şeytani ama çok şeytani yapmışlar bu oyunda ya. Boşa bir salih yani ne bileyim. Korkunçtu kanka bu Venom ya. Bu Venom korkunçtu. Zaten şu an tam facecam'in sağında görüyorsunuz. Bu Venom korkunçtu abi. Bu Venom korkunçtu. Cem yanlış etti. Cem tam üstünde şu an. Tam üstün içeride şu an. Abi hele ki bir sahne vardı. Biz burada spoiler vermeyelim. Bu oyunu karanlık yapan şey Venom'un ve Kraven'ın bir arada olması. Özellikle hangi Spider-Man yapımında Kraven varsa tamam abi küçük çocukları uzak tutun. Daha hangi yapımda Kraven varsa bu küçük çocukları buradan uzak tutun abi. Neden? Çünkü her Spider-Man çocuklara göre değil her Spider-Man yapımı. Mesela o oyunla çok benzer yanını ve ortak yanını bulduğum Kraven'ın son avı çizgi romanını özellikle kesinlikle okuyun. Ama küçük çocuk Spider-Man severler için kesinlikle değil. Kraven sonunda kafasına sıkıyor abi şeyin çizgi romanın öyle diyeyim. Korkunç Venom da dahil bayağı tatmin etti abi. Karanlık yapıda olduğu için bu oyun beni bayağı tatmin etti. Bu yapıda olmasını isterdim. Bu oyun bana göre Kraven'ın son avı çizgi romanı artı Spider-Man 3 filmi. Sandman falan da zaten var biliyorsunuz ki. Adamda Kemal işte Venom geldi. Bizim Peter'dan geçince Venom vardı. Sen bölüm vardı hatta şey Peter MJ şey diyordu. MJ'in peşinden koşuyor. O çok fena karanlık bir görevdi ya. Abi gerçekten bu bazı görevler harbiden vay be dedirtti yani güzel görevler var ya. Evet. Güzel görevler var. Güzel görevler. Ve duygusal olarak da acayip duygu karmaşası yaşadığımız sahneler vardı. Özellikle Harry ile Peter'ın umut dolu başlangıçları, o laboratuvar biliyorsunuz ki laboratuvar kuruluş falan filan. Yola çıkışları. Hatta Harry'nin bir lafı var ya biz dünyayı iyileştireceğiz diye. Evet evet işte o umutları, yola çıkışları, hayalleri ve onun gelişmesi. Benim böyle umutlamam, oyuncuların aslında bu Harry'nin kötü karakter olacağını biliyordu oyuncular. Ben de hep diyordum yani kesinlikle diyordum işte Harry ben o. Başka birisi olamaz. İşte şimdi Harry'nin kötü olacağını bilen oyuncular laboratuvarın kuruluşunu falan Harry'nin umutlarını hayallerini duyunca bu karakterin kötü olacağını bunların aralarında bozulacağını bildikleri için gerçekten bu çok çok yakın arkadaşların nasıl yollarına ayrılacağını falan çok meraklı bir şekilde beklediler, izlediler ve gerçekten çok etkileyiciydi ya güzeldi. Ardından o hayallerinden sonra onların sonuçları, karakterlerin değişimleri, gelişimleri, karakter değişimi ve gelişimlerini güzel yapmışlar. Bir süper kahraman hikayesini bize çok güzel bir şekilde yansıtıyor tamam ama efsane. Sanki bir dizi film tadında ayrı bir hikaye de anlatıyor. Çocuk gibi Spider-Man oyunu değil. Konuya aşina olmayanlar bu ne lan Spider-Man oyunu diyebilir. Yani oyunu kapağını göre işte Spider-Man oyunu lan bebekler için diyebilir. Tamam kökende bir çizgi romandan çıkan çocuk Spider-Man oyunu gibi gözükmesi gayet doğal. Fakat anlattığı şey bize içerisinde kurgusunu ve hayal dünyasını kahraman açısından ve duygu açısından mükemmel bir şekilde yansıtmış. İpson Nyaka ben buradan gerçekten tebrik ediyorum. Oyun olarak bence en iyi hikaye bu. Ha, oyun olarak ben daha iyi ya. Ben genel olarak diyorum. İlk oyun değil mi sence? Genel olarak iyi. İlk oyunda ne var hikaye? Mayala var. Ya şimdi Six vardı başta zaten ya oyunda. Daha hoş yani. Bu oyun daha iyi bence. Bence daha iyiydi bu. Bence daha oyun iyi. Oyun tam fanlat oyunu ya. İlk oyunu dedi ben ilk oyunu pek diyorum da. Bu da oyun daha güzel bu oyun. İlk oyun daha güzel. Ya hikaye ağır. Güzel. Yoksa ilk oyun dedi ben zaten ilk oyun oynarken bayıldım. Bir görmüyoruz mesela. İki dertleri falan. Çok az geçiriyor üstünden ya. Ya böyle ama daha fazla düşman olabilir miydi bu oyun? İşte bu oyunda şey yoktu ya. Miles'la Peter'ın böyle arkadaş ilişkisi hiç yoktu. Harry vardı çünkü. İşte o yüzden Miles'e hiç böyle ilgilenmedi Peter. Ya Harry vardı abi zaten başta Harry ile Peter en yakın arkadaşları. Miles'a bence fazla. Üçüncü oyun Miles'e odaklı olacakmış ama o biraz üstü. Evet abi Peter olmayacak. Peter emekliye ayrıldı. Ya niye oh, ayrı abi? Oyun olmaz ya. Ya diyorlar olmayacak diyorlar. İnşallah olur ya. İnşallah olur. Olacak olacak efendim. Miles olacak. Miles olacak şey diyorum Peter olur inşallah. Peter de olacak. Ha Peter olmayacak. Peter de olacak. Yapamaz. Ya nereye olmaz ya? Olur da anca böyle yardıma falan gelir ama adam emekli ya. Sen onun için geleceksin. Yardıma falan gelir ya o evden falan ayrılıp bir transferim o kadar da şey yapmam ya. Ya bilmiyoruz ya. Daha yeni çıktı bu oyun zaten. Bakacağız. Daha 3. oyuna daha yıllar var. Daha en az hissiyat nasıl hocam hissiyat? Ne hissiyatı? Aa vuruş hissiyatı şey hissiyatı nasıl abi? Yeterli yeni nesil abi işte. Abi sen diyor yeni nesil hissettirmiyor. Abi öyle bir gameplay var ki. Berk çıldırıyor. Öyle bir gameplay var ki. Berk şey mi yapıyor ama Spider-Man 3'teki Venom'u ayırmasanız. Ya yok artık LeBron James. Yok artık. Önceki oyundan farklılık. Farklılık yani.
Skill sistemi daha gelişmiş. Skill sistemi daha çok gelişmiş. Şimdi insanlar farklılık her daim ister. Fakat o oyun ne kadar güzel olursa olsun insanın ya ufak tefek farklılıklar tabii ki istiyor. Evet. Ragnarok'ta hiç yapmadılar değil mesela. Ragnarok'un oynanışı efsaneydi adamlar. Ay pardon, God of War 2018'in oynanışı efsaneydi. Ragnarok'ta çok çok daha iyi yaptılar. Oynanışı Spider-Man'de de bence değiştirmesinler abi. Çok güzel bir oynanışa sahip. Değişmeli miydi? Sıkmadı bu oynanış. Sıkmaz abi bu oyuncu. Yok çıkmadı ya. Yok. Hiçbir zaman sıkmaz. Hiçbir zaman sıkmaz abi. Evet. Eksik görünüş şeyler var mı? Eksik. Şu olsaydı çok daha iyi olurdu bu oyun. Spider-Man'in ala Oyunun bence hikaye süresi bana göre. Büyütlediğin özel güçleri vardı. Her şey böyle aceleye gelmiş. Bence biraz da uzun olabilirdi. Aceleye gelmişler. Hikaye bence. Biraz aç. Ben o mesela daha fazla ben dedim sana. Abi 11-12 saat ne lan? İlk oyun daha uzun ona zaten. Ben 9 saatte bitirdim. İlk oyun daha uzun mu orada bu oyunda? İlk oyun 7 saat bir şey ya. Ben 10 saatte bitirdim lan. O da yakın ya. Bu oyuna yakın ama. Daha yakın civarlarda. Bence uzun olabilirdi. Kendine göre özel güçleri vardı ilk oyunda. Bence uzun olabilirdi valla. Hey eksik bulunması hikaye süresi mi seçtin sadece? Benim o. Benim başka eksiğim yok. Senin ne bence eksik bu? Bence ilk oyunda Suitler'in özel güçleri vardı. Mesela Spider-Punk böyle gitarı vardı aşağı vurdu. Heee. Her Suitler vardı. Evet lan. Bu gitti mesela yani. Yani Suit'i çönselden giyiyorsun o kadar. Şimdi bir de bir oyundaki en önemli şey. Bir oyuncuyu sıkmaması çok önemlidir. Ve çeşitlilik yap. Bunun için ne gerek? Çeşitlilik gerekiyor değil mi? Çeşitlilik oyunda var mı? Görevler. Bence güzel. Bence görev yok. Tekrar yok ya. Mesela ben mesela o şey giyiyorsun da takım elbise görevi. Onu çok beğendim. Hem oyna farklı ve... Simbiyot mi yapıyordu böyle? Simbiyot hata yapıyordu. He o takım elbise giyiyor. Kraven'ın o mekana gidiyor ya. Aynen aynen. Balos'una gidiyor Kraven'ın. O sana bana neyi hatırlattı belki biliyor musun? Uncharted 4. Niye? Haa! Onlara vardı. Balos sahnesi. Vallahi hatırlattı lan. Sanki var ya o sahneyi oynamıyor. Oynayın. Sanki var ya o sahneymiş ki abi bayağı oraya şey attı. Böyle Nathan gidiyordu böyle şeye... ne yapıyor böyle elektrikleri kapatıyordu. Salih Hatçı çalıyordu falan böyle. Salih. Abi böyle Salih parayı harcıyordu ama parası yok abi. Şimdi o simbiyottan geçiş, Peter'a geçiş, simbiyottan falan o manada çeşitlilik çok var. Binalara falan böyle bosslar koşuyor peşimiz zamanında. Sandman'de çok büyük, Sandman görevinde şey var. Büyük farklılıklar var tabii yani tek düzey kesinlikle. Ya oyun kesinlikle tek düzey değildi ya. Sandman 3. oyunda da olacak bence. Sandman'e bakarız işte ama bu oyunda çeşitlilik var. Bu oyun sıkmıyor. Beni sıkmadı canım. Sıkanlar olabilir. Oyun o saat ya. Abi Assassin's Mirage herkes çok sıkmış vallahi. Bu dönemler, bu aralar bakarsak aslında Mirage herkes çok sıkıntı. Ben Spider-Man açtım geziyorum ben. Harbi mi lan? Baksana oyunda çok zevkli ya. Ben dedim ya az önce açtı diye teslim edeyim. Valla çok zevkli ha, gerçekten çok zevkli. Baksana abi adam oynuyor. Harbi açmış ha. Uçuyordum en son. Hakikaten oğlum çok zevkli ya. Açcan gezcan abi bu oyunda işte bayağı efsane yani. Bayağı güzel ya. Sadece geziyorum şu an mesela ya. Benim tek eksim bu oyunla alakalı hikaye süresi. Başka bir eksim yok benim. Her şey zenginleştirilmiş. Çok zengin bir oyun yapmışsınız. Insomniac. Tekrardan tebrik ediyorum sizleri. Wolverine'in daha güzel şeyler yapmaz dileğiyle. Wolverine daha güzel. Ya Wolverine bundan güzel olmaz bence ya. Wolverine... Bence olacak. Çok güzel olacak. Ya Spider-Man çok da ayrı kapasite adam. Wolverine şey diyorlar. Karanlık şeye geçecekmiş. Açık dünya bile olmayacak o. Şey. Koridor mantığı olacak God of War Last of Us gibi. Ne olsun. Sıkıntı yok, ben önerim. Ama Spider-Man'le o yüzden kıyaslayamayız oğlum. Spider-Man açık dünya. Hayır yani. Wolverine'in bir oyun olacak diyorum ben. Olur ama Spider-Man'in güzel bir oyun. Çıkınca ona da yorumlarız, bakarız, ederiz. Kurcalarız. Onu diyecekleriz değil. Yılın oyunu değil lan. Abi yılın oyunu adayı oldu bir de bu oyun biliyorsunuz ki. Ya bence olamaz yılın oyunu. Baldur's Gate gibi bir oyun varken. Zelda varken. Zelda varken evet Zelda baya büyük bir oyun Nintendo için. Nintendo zaten çok baya Nintendo baya popüler. Zelda yani. İçin değil. Oyun dünyası için. belki Zelda küfür ederken şey. belki Zelda küfür ederken kulaklığı düştü. Oyun dünyası için büyük bir oyun sadece Nintendo değil. Oğlum. Zelda'nın yanı duydu. Evet oyun dünyası için yani büyük bir oyun zaten. Onu bir yerde deneyeceğim ben de. Şu anlık denemedim valla. Evet yılın oyunu bence olamaz. Sen 2018'de adaylığını açıklamadın değil mi Spider? Yok aday değildi 2018'de. Evet. Değildi yok. Spider-Man 2018'de adaylığını açıklamadı. Bu sene valla daha güzel bir iş çıkarırlar açıkladılar. Fakat çok şey ama 2018'de hayatta alamazdı oğlum. Red Dead Redemption'da God of War vardı yani. Ya aman Red Dead Redemption nasıl God of War'dan daha iyi ya. Bu şekilde fakat bu sene adaylığını açıkladı. Zaten abi oyuncular farklı. Zelda olmayacak lan. God of War 2018 şeyden daha farklı olduğu için zaten yılın oyunu oldu. God of War 3'ten farklı olduğu için oldu. Red Dead Redemption 2 niye olamadı? Çünkü Red Dead 1 ile oynanışı aynıydı. Sadece ki zenginleşti. Keşke olsaydı. Geliştirmişler işte. Geliştirmişler oynanışı. Bak kötülemeyeyim oyunu. Oynanışı geliştirmişler sadece. Hı-hı. Fakat ya oyun efsane bir oyun abi. Yılın oyunu olmama sebebi
oyuncuların God of War'a hayran kalması şaşırmaz. God of War 3'e nazaran çünkü. Red Dead Redemption bir de Red Dead Redemption 2010'da yılın oyunu oldu, aynı oynanışlı bir oyun. God of War hiç olmadı. Aynı oynanışa sahip bir oyun 2010'da yılın oyunu olduğu için 2018'de aynı oynanışın gelişmişi olamazdı. Olamazdı. Ama oyun efsane bir oyun. O yüzden Spider-Man zaten 2018'de adayını açıklamadığı için bu sene yılın olma ihtimali çok çok düşük. Düşük sıfır olamaz. Demiyorum. Var ama düşük. Zor. Yok, Zelda yani. Varken, Baldur's Gate 3 varken, Resident Evil'larda Resident Evil boşver. O kadar çünkü şey bir oyun değil. Çok çeşitli remake. Bir oyun değil. Remake. Remake değil. Ben ona yeni bir oyun olarak baksam mesela çok çeşitli bir oyun değil. Oynanışı mesela aynı yani tek düzey manasında demiyorum. Güzel güzel çeşit çeşit silahlar, yaratıklar var. Fakat şu an en sevdiğim remake. Hatta ben Resident Evil'i oynadım. Benim en sevdiğim remake Mafia. Kesinlikle Mafia. Evet, o zaman yılın oyunu Spider-Man olur mu? Burada Spider-Man'e oy verenleri aşağıya bekliyoruz. Biliyorsunuz ki oy verme sitesi var. Gerçekten Miles Morales oynanışıyla olsun. Spider-Man, Peter Parker oynanışı. Miles Morales oynanışının elektrik özellikleri falan süperdi. Beğendim. Böyle Miles'la Peter oynamamız gerçekten iki kişi oynamamış çeşitlilik olmuş. Miles'la Peter oynamamız özellikle daha fazla çeşitlilik renk katmış oyuna. Evet ya. Renk katmış abi ya. MJ hakikaten eli gibi bir şeydi lan. Sıkıntı yapıyormuş gibi hissettim. Evet ya. Last of Us 1'de de şeydi ya eli. Oğlum ya. MJ nasıl tek atıyor ya? Eli değil mi? MJ kanka. Her türlü zenginleştirmişler. Ben beğendim oyunu. 10 üzerinden puanımı açıklıyorum. 8. 9. 7.5 2.5 puan nereden kırdın lan? 2.5 puanı kırdım bir yerlerde. Nereden kırdın? Niye kırdın? Boss fight'tan kırdım. 1.5'unu boss fight'tan kırdım. Boss fight. Hangi boss fight? Sen boss fight'leri beğenmedin mi oğlum? Yok ya, çok da kolaylardı yani. Boss fight. Venom tamam okey de diğerleri ya. Lizard hadi çevreden atsan. Kraven? Jam? Ne Kraven sonudu yani? Kraven'da adı oyuna çıkacaktı eşek. Tamam o kadar. Young Gorilla nasıl? Young Gorilla da güzel mesela. Young Gorilla'dan puan kırmadım. Hikayenin süresinden kırdım ben de yani. Ben de evet. 2 evet. Puanı. Benden 2 eksi ya. Bak 2 puanlardan kırdım açıklıyorum. Birincisi hikaye ya yanlış parmağı indirdim bir dakika. Yanlış mı? Şu an siz göremiyorsunuz benim kamerayı. Aynen öyle oldu. Tam olarak öyle oldu. Birincisi hikaye süresinden kırdım. İkinci puanı ise söylüyorum, açıklıyorum. Acınılı çalı gibi. Daha iyi olabilir. Her açıdan daha iyi olabilirdi. Olabilirdi abi. Şimdi türünün en... Lan o ses. Telefon kapanıyor. 30 saniye. Son sorum. Sizce en iyi süper kahraman oyunu mu? Evet. Neden şimdi? Berk sence Batman Arkham'lar da büyük efsanedir. Süper kahraman olarak bence evet. Bu iyi. Abi en iyi süper kahraman oyunu bence budur. Fakat dövüş olarak Batman Arkham oyunları Batman, daha iyi. Net Batman. Hissiyat ya vuruş kesinlikle Batman Arkham oyunları bence. Bana göre şahsi fikrim bu. Dövüş olarak hissiyat olarak Batman Arkham oyunları. Abi adam böyle bir koyuyor Batman böyle fırlıyor adam geriye sarsa falan filan. Burada bir Cem demişti bunu. Videoda şu box torbası gibi. Adam böyle vuruyorsa adam böyle kafası sarsılıyor. Adam geri falan böyle öldükten sonra gidiyor bu arada. Fark ettin değil mi onu? Öldükten sonra gidiyor. Ya gerçekten ama süper kahraman olarak gerçekten süper kahraman hissiyatını da veriyor. Hikaye olarak efsane bir süper kahraman hikayesi. Hem ayrı bir disiplinin böyle efsane bir hikaye de sunuyor. Oynanış olarak zaten dediğim gibi bahsettik. İstediğiniz için teşekkürler. Daha fazla incelemelerde görüşmek üzere. Haberlerde görüşmek üzere. Bu arada Steam'de de büyük olaylar dönüyor. Onun hakkında da bir video gelecek. Bitti. Yes. Hoşça kalın. Bye bye. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar.